Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sunar. Bu hayatta farklılıklara yer yok. Bu şekilde var olamazsınız. Hadi arkadaşlar, biraz da duvarı yıkmış olacağız. Az kaldı. Yaşasın, duvarlar yıkılıyor. Çok güzel. Hayır, hayır, hayır. Birazdan yaşamın içinde olacağız. Hadi tanrım. Artık hayatın içindeyiz. Burası İzem Shop mu? Aynen, İzem Shop. Oradan biri mi gidiyor? Aa, evet evet, bize gidiyor. Hadi çocuklar, hayatın içine giriyoruz. Yaşasın, yaşasın. Yaşasın, yaşasın. Yaşasın, yaşasın. Yaşasın. Hiç olmaz, hayal et, eline de, yoksa yüreğin doymaz. Unut geçen günleri, geçmişteki dünleri, yanımda ol, benimle ol. Zihnindeki duvarla sakın bütün olma, senle ol, benimle ol. Ha, 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 yanımda ol, benimle ol. Yaşamda değerli, hayat sırf seni seçmez. Unut geçen günleri, geçmişteki günleri, yanımda ol, benimle ol. Zihnindeki duvarla sakın bütün olma, senle ol, benimle ol. Evet, çok güzel bir kliple başladık. Yaşam ve Madene hoş geldiniz diyelim. Konuklarımı da ben hemen takdim edeyim. Doktor Muhterem Köse, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Selam. Ece Prim, oyuncu, sunucu, model. Hoş geldiniz Ece Hanım. Klip çok güzel olmuş değil mi? Harika. Ben soluksuz izledim. Ben de bayıldım. Değil mi? Gerçekten ne kadar güzel harika. Oynamışlar çocuklar. Hem çok güzel, hem mesaj verici, evet. Hem çok heyecanlı. Hepimiz de bu konuya sanki daha ilgili olmamızı sağlayan bir mesaj olmuş. Kesinlikle. Çok de eğlenceli bir müzik seçmişler, evet, yalnız. Evet. Yani çok güzel olmuş. Kim çok renkli. Yardımcısı? Şimdi tabii bu Yaşam ve Maden'de biz sizin de kitabınız var bu arada. Bunları da ben inceledim. Yaşam için Maden kitabınız var. Şimdi biraz madenleri biz burada hep tartışıyoruz, konuşuyoruz. Tabii bilinmedik çok şey var. Biz yayın boyunca öğreniyoruz bunları. Yani mesela telefonlar kullanıyoruz. Bir sürü içinde bilmediğimiz madenler varmış. Biraz aslında başlayalım böyle, hani maden, yaşam için maden diyorsun demişsiniz. Biz de aynı şekilde ta taş devrinden itibaren. Aynen. 10 bin yıl önce bir götüreyim siz isterseniz. Götürün tabii. Yani 10 bin yıl önce bugünkü gibi gökdelenlerde, modern evlerde oturmuyorduk. Mağaralarda yaşıyorduk. O da bir maden sonuçta. Yani çok evet. Basit. Ne mağaradan evimiz vardı, taştan baltamız vardı. Taş her şey, onun dışında bir şey yok. Uzun dönem çünkü milyonlarca sene taş devri sürdü. Sonra maden çağına geçtik. İşte bakır çağı, ondan sonra tunç çağı, demir çağı, işte nükleer çağ. İşte bütün bunlar bugünkü modern yaşama nasıl kavuştuk dersek... Madenleri keşfederek. Sonuçta dünyada madenden, evet, oluşmuş durumda. Yani. Aynen. Yani madenleri keşfetmeseydik, onları yaşamımıza katmasaydık... Olmazdı herhalde. Nasıl modern olacak? Yaşam olmazdı aynen. Taş devri devam ederdi. Taş devri bile olmazmış hocam o zaman madenleri kullanmasak yani. Yani yaşam diye bir şey söz konusu olamazdı. Çünkü
Düşünün, maden insanların hani yaşamında yer kabuğunu keşfederek ortaya çıkardığı ve medeniyeti her bir madeni keşfettikçe yeni bir kazanıma sahip oluyor. Keşfetmediğimiz maden var mı? Var tabii. Şimdi bugüne kadar yaklaşık 4000 tane mineral keşfettik. Maden deyince aslında özü mineraldir. Atomlar bir araya gelir, elementleri oluşturur. Elementler bir araya gelir, mineralleri oluşturur. Mineraller bir araya gelir, kayaçları oluşturur. İşte bizlerin görevi kayaçların içerisinde işte bakır olur, demir olur, altın olur. O kayaçları buluruz. O kayaçların içerisindeki mineralleri daha sonra bulunduğu yerden çıkarır, ayrıştırırız, bakıra dönüştürürüz. Örneğin şu bir kayaç yerin altında. Bunun içerisinde altın da var. Göremiyoruz var, altını. Gümüş, göremiyoruz, altını göremiyoruz. Parlayan yani kayacın içerisinde gözle görülmeyecek. Ama öyle küçük minik minik parlaklıklar var. Onlar, onlar bakır. Kalkopit ama çok minik minik görüyoruz. Evet. Dolayısıyla şöyle ifade edelim. Yer kabuğunu biz daha Türkiye olarak 120 metresini biliyoruz, araştırıyoruz. Şimdi bunda neler var hocam? Şimdi bakın burada bu bir polimetalik kayaç. İçerisinde değişik bakır, altın, gümüş, şu bakır, nikel şu bakır olabilen. Bu mermer de var mı hocam? Hayır, yok. Ha, şu yok. Beyazlar ne hocam? Bunlar kuvars. Ha. Yani ne dedim? Mineraller, bakır, işte demir, kükürt bir araya gelir. Bakır minerali dediğimiz kalkopit mineralini oluşturur. Şimdi o bakır, demir, kükürt mineralini biz bu kayacın içerisinden o minerali ayrıştırırız. Daha sonra kükürdü uzaklaştırırız kavurarak, demiri uzaklaştırırız, bakır elde ederiz. Yer kabuğu ortalama 33 kilometre derinliğinde, kalınlığında. Öyle mi? En ince yeri 5 kilometre. Yeni Zelanda'da. En şey kalında Himalayalılarda 55 kilometre. Ortalaması 33 kilometre. Şimdi biz bu 33 kilometrenin, tamam mı, daha Türkiye olarak 120 metrelerinde madenlerde madenler bizi bekliyor. Çok azmış. Bakın madenler öyle 50 senede, 100 senede, 1000 sene değil. Milyonlarca senede oluşuyor. Zeliha Hanım, modern evinizden vazgeçebilirseniz, arabanızdan, televizyonunuzdan, buzdolabınızdan vazgeçebilirsiniz, bizim yer kabuğunu kazmamıza gerek kalmaz. Vazgeçebilir misiniz? Ece Hanım, size sorayım. Geçemem bazı şeylerde. Yani vazgeçebiliyorsunuz, madenciliğe gerek yok. O zaman da ekonomi olmaz şu yalnız. Yani şu saydıklarınız olmadığı zaman ekonomi de olmuyor hocam. Tabii, tabii, tabii. O maden eşittir ekonomi. İnsan ihtiyaçlarıyla doğuyor. Yani biz çocuk olarak dünyaya geldiğimizde sadece süt, mama, işte bezle değil. Biz büyüyeceğiz. Büyüyünce ne olacak? Bizim bir eve ihtiyacımız olacak. Modern bir yaşama. Evin içerisindeki eşyalara ihtiyacımız olacak. Peki bunları neyle sağlayacağız? Madenle. Şimdi bakın 79 yaşındaki bir insan ömrü düşün. Ne kadar maden tüketiyor dersen. Şimdi bakalım. Burada kişi başına bakın 13 kilo yılda alüminyum tüketiyor Türkiye. 5,5 kilo bakır tüketiyor. Kişi başı mı bu? Kişi başı. Yıllık ömrü boyunca 440 yani ömrü kilo bakır ama 79'a böldüğünüz zaman ne yapar? Yılda 5,5 kilo bakır tüketiyor. Aynı şekilde bakın bu insan yılda efendime söyleyeyim 6 kilo tuz tüketiyor. Düşünebiliyor musun? 6 kilo. Aynı şekilde bakın bu insan yılda 400 kilo kömür demir tüketiyor. Şu yıl bu yani hayatı boyunca 192 gram altın mı tüketiyoruz? Evet yani bu da yılda 2,5 gram altın tüketiyoruz. Türkiye'de. Yani ben şimdi 79 yıllık bir Türk vatandaşı ne yapıyor? 122 ton kömür. Yani yılda 1,5 ton onlar, kömür tüketiyor. Hani onlar hadi kömür tüketiriz, mermer var, işte tuz anlıyorum da mesela işte altını nasıl tüketiyoruz? Şimdi mesela şöyle agrega tüketiyorsunuz. Mesela kristal mi o? 154. Evet. Şimdi bir de diğer burada şey yapamadığımız diğer mineraller var. Bu kullandığımız ev eşyası işte ne bileyim kalem, ne bileyim cep her telefonunda şey. Kullanılan şeyler. Şey. Hepsi. Şimdi ben size şöyle bir soru sorsam Zeliha Hanım. Desem ki yaşamınızda
doğrudan veya dolaylı maden olmayan herhangi bir şey gösterin. Ben size bir bilgisayar hemen hediye edebilirim. Hatta seyircilerimiz kim şey yaparsa. Bulamazsınız. Yok, bulamam. Doğrudan ve dolaylı. Olmuyor hocam. Her şey. Peki şu kağıt. Şimdi kağıdın hamurunda kalsit kullanıyoruz. Maden. Gitti bilgisayar. Olmuyor mu hocam? Su. Plastik. 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 Plastik var. Peki evet. Plastikte petrol ürünü. O da evet. Maden. Su da maden evet, zaten. Normalde hepsi maden yani. Yani bir tane ürün gitti telefonu. Şey bilgisayara gitti hocam. Şimdi, bulamıyorum şu an yemin ediyorum. Şimdi bunu bir hocamız. Hacettepe Üniversitesi'nden bir hocamız. Profesör kulakları çınlasın İrfan hocamız sormuş öğrencilerine. Demiş ki çocuklar bunu bulun bir tane bulun, size 10 puan artı vereceğim. Çocuklar onu söylüyor olmuyor bunu bir hafta sonraki derste hocam demiş süre geçti ama ben buldum. Nedir evladım demiş. Yumurta hocam demiş. Tavuk işte demiş ya. İrfan Bayraktar hocamız diyor ki ya tamam da diyor tavuk o yumurtanın kabuğunu yapabilmesi için mermer tozuna kalkere ihtiyacı var. O da maden olmazsa kabuk olmaz. Var çocuk, peki Türk hocam? Var peki öyle bir şey? Evet. Çünkü yani yumurtanın kabuğu nedir? Onun yapılabilmesi için mutlaka ya mermer tozu ve yemlerin içerisinde mermer tozu konur. Yok, olmayan bir şey var mı içinde maden? Doğrudan veya dolayı dediğimiz zaman bulamadık. İnsan vücudunda bile var işte. Evet, ağır metaller, civa. Hatta var. Bizde siyanür de varmış. Geçen haftaki yayında öğrendim onu. Şöyle. Yani suda varmış bir de siyanür. Ben hep bunları yediğini öğreniyorum. Şöyle. Bakın içtiğimiz bardak, bir bardak suda ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyorum. Her şey var. 100 taneden fazla kimyasal element var. Ama eser miktarda. Yani insan sağlığını zarar etmeyecek, zarar vermeyecek düzeyde. Yani bir kimyasalın adı veya varlığı değil. İnsan sağlığına ne kadar miktar var? İnsan tehdit etmeyecek miktarda ise sorun yok. Mesela geçen hafta 15 litre su içersek bir günde siyanürden zehirlenebilirmişiz diye böyle tabii 15 litre nasıl içeceğiz? Şimdi doz demişlerdi. Doz yani şöyle. Doz önemli demişlerdi. Yani evet. Şimdi her bir sigarada 5 miligram siyanür gazı var. Ama o 5 miligram siyanür gazı sizi hiçbir şekilde zarar veremez. Ama siz 200 tane sigarayı bir anda içebilirseniz ölürsünüz. Her şeyin fazlası zarar dediğin için. Şimdi bakın çocuklar, anneanneler, babaanneler kayısı çekirdeği yedirirler evet, çocuklara. Evet, öyle. Kayısı çekirdeğinde doğal olarak siyanür vardır. Fazla yerse o küçük çocuk bir müddet sonra zehirlenir. Allah Allah. Hemen hastaneye kaldırılır. Panzehiri vardır. Panzehirle kurtarılır. Şimdi devam edelim hocam. Çin 25 yılda ekonomik gelişmeyi nasıl gerçekleştirdi? Şimdi, 8500 dolar mini geliri var. Bizden yüksek şu an. Bakın. Bütün mesele ülkelerin veya kişilerin geliri neyse maden tüketimi onunla orantılı. Çin'e bakın. Orada Çin'in 25 yıl önce yaklaşık kişi başı milli geliri 450 dolardı. Herkesin bir bisikleti vardı. Herkesin de aynı haki kumaştan yapılan elbisesi vardı. Başka bir şey yoktu. Tabii. Çünkü gelirleri o kadar. Şimdi Çin ne oldu? 25 yıl sonra sanayileşme hamlesini başardı. Ve 450 dolardan 8500 dolara çıktı. Şimdi bu madenleri boş herhalde. Aynen. Çin sanayileşme hamlesini diğer ülkeler olduğu gibi madenleri kullanarak gerçekleştirdi. Biz mi yeteri kullanamıyoruz o zaman? Sanayileşme ile maden tüketimi arasında doğrudan bir ilişki var. İşte Türkiye hani hep örnek veriyorlar ya Çin, Güney Kore'ye örnek veriyorlar. Türkiye mi geride kaldı madencilik konusunda? Şimdi aynen. Çünkü biz şu an kişi başı milli gelirimiz 8500 dolar. Tamam mı? Ama sanayileşmiş ülkelere baktığımızda Batı'da 25 bin, 35 bin, 50 bin dolar. Şimdi bizim sanayileşmeyi tamamlayabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Daha çok metal ve enerji tüketimini ya kendimiz üreteceğiz ya da bugün olduğu gibi üretemiyorsak dışarıdan satın almak durumundayız. Peki kendi kaynaklarımızla karşılayamıyoruz o zaman değil mi? Bizim maden ithalatımız da yüksek. Şimdi sorun orada. Türkiye sanayisine baktığımızda
Türkiye sanayisi %75 oranında enerjide ve metalde ara malde dışa bağımlı. Evet. Şimdi teknolojiyi dışarıdan alıyoruz büyük ölçüde. Ham maddeyi, ara malı, enerjiyi dışarıdan alıyoruz. Böyle bir kalkınma modeli yaratmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Halbuki ne olması gerekiyor? Teknoloji üreten, kendi sanayinin ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılayabilen bir sürece girmemiz gerekiyor. Neden? Şimdi yakında Türkiye'nin bir kentsel dönüşüm projesi var. 7 milyon ev yıkılacak, yeniden yenisi yapılacak. Neyle yapacağız bunu? A'dan Z'ye maden kullanacağız. Peki bu da yetmedi. Türkiye ne yapacak? Kendi otomobilini yapacak. Kendi tankını orada yapacak. Orada da maden gerekiyor. Şimdi bugün Türkiye Avrupa'nın en çok televizyonunu, buzdolabını, çamaşır makinesini üreten ülkeyiz biz. Şimdi bunlar ne oluyor? Burada bakır kullanıyorsun, çelik kullanıyorsun, çinko kullanıyorsun, nikel kullanıyorsun. Şimdi bunları hep dışarıdan satın alıyoruz. Şimdi burada Türkiye'de madenler kişilerin değil, devletin. Tabii. Hepimiz. Tamam mı? Yani burada madenlerde bir devlet tarafı var hepimizin adına. Bir yatırımcı var, bir de yöre insanı var. Değil mi? Bütün bunların beklentilerini karşılayacak bir sistemle yönetmemiz lazım. Diğer bunun da ülkeler, kuralı bu. Diğer ülkeler nasıl yapıyor bunu? Bu ülkeler, gelişmiş ülkeler aynı problemleri yaşamışlar. Daha sonra bu sistemi kurmuşlar. Hmm. Diyor ki, bir faaliyet, ister madencilik olur, bir başka faaliyet olur. Bu faaliyet yapacaksın. Hmm. Çevreye hangi zararlar olabilir? Önceden tespit edilir. Hı hı. Bu zararları nasıl gidereceğin yatırımcıya? Der ki ben tamam şu tür olumsuz şeyler olacak ama şu aldığım önlemlerle ben İdeyeceğim. Bunu en aza indireceğim. Yani kabul edilebilir seviye. Eğer kabul edilebilirse biz buna çevresel etki değerlendirme olumlu görüşü diyoruz. Bu bütün uzmanlar bunu alınan önlemleri yerinde inceler. Hı hı. Evet bu alınan önlemlerle bu proje hayata geçirilebilir ve geçirildiğinde de çevreye en az zararla bu faaliyet yapılabilir mührünün alınması lazım. Şimdi buradaki Türkiye'deki sıkıntı ÇED 1993 yılında Türkiye'de yürürlüğe girdi. Yani 28 yıl önce. 28 yılda çok önemli bir aşamaya geldi. Ama işin özü şu. Şimdi vatandaş diyor ki ben ÇED'e inanmıyorum. Güvenmiyorum diyor. Devlete güvenmiyorum diyor. Haklı mı? Olabilir. Olabilir yani. Çünkü endişesi ne? Benim havam, suyum, toprağım kirlenmesin. Doğru. Çok haklı. O zaman yatırımcının görevi ve devletin görevi, evet, biz bu projeyi bu yöredeki insanların toprağını, suyunu, havasını bozmadan, hayır, geçici olarak kirletmeden, zarar vermeden bu işi çözeceğiz. Çözeceğiz. Burada nasıl uygulanıyor? Daha faaliyete başlamadan önce o bölgenin toprak numunesi alınıyor, hava numunesi alınıyor, su numuneleri alınıyor, inceleniyor. Diyor ki daha kazmayı vurmadık. Mevcut durum tespiti. Sonra faaliyet başlayınca yine ölçüyor. Toprak numunesi alınıyor, hava numunesi, su numuneleri alınır ve ölçülür. Eğer o faaliyetten dolayı daha kazma vurmadan önceki değerler Düşüyorsa mı hocam? Değerler zarar görmüşse, kirlilik varsa dedim ki bir dakika. Senin bu faaliyetinden dolayı problem var. Problem var. Ya bunu giderirsin ya gideremiyorsa faaliyet durdurulur. Bütün mesele burada, bu işin anahtarı bu. Burada yöre insanı, sivil toplum kuruluşları da ne yapacak? Görev alacak. Nasıl alacak? Bu numune alma işleminde, bir fiil çat kapı o işletmeye gidilir. Bu numuneler alınır. Akredite olan yani bağımsız bütün dünyada geçerli kabul edilen laboratuvarlarda analiz yaptırılır ve mukayese edilir. Çözüm bu. Şimdi bir reklama gidecekmişiz. Devam edeceğiz bu arada. Onda biraz Ece Hanım'a da soracaklarım var benim. Ama aradan sonra. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam edecek. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam ediyor. Yine şikayet var değil mi hocam? Ne yani? O iki çocuk yüzünden bizim çocuklarımızın da mı gösterisi bozulsun?
zaten gösterimiz bozuluyordu. Sabahleyin mesaiye başlıyorum. Onlar da başlıyorlar. Hep şikayet, hep şikayet ya. Öğretmenim, belli ki bizim çocuklar bu oyunu başaramayacak. Yani biz diğer ailelere haksızlık etmeyelim. Nasıl yani? Bizi ileri yolda bırakmayacaksınız değil mi? Peki ya başaramazlarsa? Bu başarısızlıkta bizim çocuklarımızın suçu ne? Ben onlara inanıyorum. Başaracaklar. Kötü karakter olmasın. Bir an ne oldu? Tüylerin diken diken oldu. Ay, gerçekten. Evet, ben de. Ben de kötü karakter ilk başta dedim ki güzel zaten. Güzel oynamışsınız ama. ilk geldiğinde senaryo dedim ki nasıl yani ben de nasıl bir ay, iğrenç bir anne olmuşum ben burada dedim ama çok güldük tabii ekiple beraber. Öncelikle tüm ekibe sevgilerimi iletiyorum. Burada size de çok teşekkür ediyorum. 28'inde galamız olacak. Biz de sizin gibiyiz. Down sendromlu çocuklarımız için yaptığımız bir kısa film. Bu yılda zaten Down sendromlu çocuklarımızla alakalı bir yıl özellikle üzerine basa basa bu sene tekrar bu konu üzerinde durulduğu için biz de onun öncesinde çekmiştik bunu. Fakat pandemi dolayısıyla galasını yapamadık uzun süredir. Bekledik ve en sonunda Allah nasip ederse 28 Haziran Pazartesi galasını yapacağız. Gala nerede olacak? Lüleburgaz'da çektik biz bu filmi. Orada olacak. Taşkıran Belediyesi özellikle yeni bir kültür merkezi açmış ve orada olması talep ettiler. Sağ olsunlar çok da destek olmuşlardı bize. Ya bu filmin önemli özelliklerinden birinden bahsedecek olursak içerisinde hem pek çok çocuğumuz rolü aldı ama asıl ana karakterler Down sendromlu çocuklarımız. Evet. Ve onlarla yapılan çekimler saatlerce sürdü ama inanın hiçbir yani şunu yap bunu yap böyle hiç ona gerek kalmadan o kadar güzel alıyorlar ki aslında. Bizi o kadar duygulandırdılar ki böyle bir projede yer almaktan gerçekten çok çok mutlu oldum. Çünkü farkındalık adına çok çok önemli. Siz de takdir edersiniz ki. Üzüldüm şimdi. Ya seyrederken bir anda inanın. Sonu iyi bitiyor değil mi? Sonu iyi bitiyor. Güzel bitiyor. Sonu onu söyleyeyim. Hep öyle umuyoruz zaten. Aman her şeyin sonu güzel bitsin ki böyle hassas bir konu. Son derece de önemliydi bizim için. Ve bu tarz projelerde ben her zaman gönülden, yürekten varım o ailelerin, onların yanında olabilmek için. Çevremizde arkadaşlarımızın çocukları var, sanatçıların çocukları var, tanıdığımız büyüklerimizin çocukları var. Özel ilgi alaka gerekiyor. Hepimizin çocukları değil mi onlar? Büyüdükçe yani. Kirleniyoruz. Ya evet, biz böyle miydik? Değildik, gerçekten. Biz çok önyargılı oluyoruz. Belki de bu ön yargılarımız madende de var işte. Var her şeyde. Orada da iletişim önemli. Bakın ne güzel bilim ortaya koymuşlar farkındalık yaratmak için. Belki de madenler için de böyle bir şeyler gerekiyor hocam. Yani iletişim. Bir de tabii doğru iş. İyi iş, iyi insanlarla düzgün iş değil mi? Yani hani sonuçta hepimiz bunlar siz bahsediyorsunuz 120 metre altta diyorsunuz. Daha çok yani hiçbir şeye bakmamışız. Yani, başlangıçtayız daha biz. Yani neler var bilmiyoruz. Daha neler burada. Var keşfedeceğimiz. O kadar çok madem işte, yani, keşfedilmeyi bekliyor ki. Yavaşça bunu böyle hani iletişimle herhalde ilerletmek gerekiyor benim anladığım o yani farkındalık. Daha çok keşfetmemiz gereken evet çok doğru mu? Maden deyince hocam mesela bir şey yapıyor muyuz? Yani aslında biliyor muyuz ne kadar tür maden olduğunu veya bir yaklaşık bir fikir mi var öyle? Şimdi bakın Türkiye tür açısından zengin ama bizim büyük ölçekli. Maden büyük ölçekli büyük rezervi diyoruz. Maden kaynaklarını keşfetmemiz gerekiyor. Var ama çünkü var olduğunu şimdi bakın, biliyor muyuz? Yansıyı'da inşaat sektörünü görüyorsunuz. Tamam evet. İnşaat sektörüne baktığımızda Türkiye'nin yaklaşık 100 milli gelirinin %10'u inşaat sektörüdür. Evet öyle. Yani yaklaşık 750 milyar dolar desek 75 milyar dolar. Bu 75 milyar dolar inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu 27 kalemin 26'sı madenciliğe dayalı. Yani biz o 75 milyar dolarlık şeyin %85'ini maden ve madenciliği sanayilerden karşılıyoruz. Nasıl derseniz. Şimdi çimento üretiyoruz. 2 milyar dolarlık. Biz cam üretiyoruz. 4-4,5 milyar dolarlık. Biz efendime söyleyeyim seramik üretiyoruz. 3-3,5 milyar dolarlık. Biz efendime söyleyeyim burada alçı üretiyoruz. Bütün o inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün kalemleri Türkiye üretiyor. Türkiye'nin sıkıntısı ne? Geldiğimiz noktada
enerji ve metalik madenler. Bakırı, kurşunu, çinkoyu metal olarak üretemiyoruz. Neden? Çünkü büyük yatırımlar istiyor. Yapamıyor muyuz? Şimdi Türkiye daha madencilikte geride mi? Emekleme şeysinde. Büyük yatırımların olabilmesi için ne gerekiyor? Bir, para gerekiyor. Devletin her sektörde gelişmenin yolu teşvik. O sektörü sermaye girişini arttıracak gerekli düzenlemeleri yapması. Yani devlet ortamı hazırlarsa herhangi bir alanda o alanda gelişme olur. Şimdi madencilik sektöründe de büyük kurumsal yatırımcıların devreye girebilmesi için ne olması lazım? Bir, burada devletin koyduğu kurallar var. Öyle değil mi? Şimdi ben madenciyim. Madenler devletin. Kuralları kim koyacak? Devlet koyacak. Herkes uyacak buna. Vatandaşlar hepimiz uyacağız. Şimdi ben devletin koyduğu kurala, yasaya, kanuna, yönetmeliğe güvenerek bir yatırım yapıyorum. Ondan sonra ne oluyor? Devlet diyor ki bir dakika, her yerde madencilik yatırımı yaptırmam. Nerelerde yaptırmam? Sıkalım. Milli parkta sakın ha. Arkeolojik alanda hayır. Sit alanları hayır. Ama doğrusu o değil mi? Efendim? Tabii doğru. Yani tabii ki nerelerde madencilik faaliyetini yaptırmayacağını belirliyor. Baştan. Peki. Devam edebilir miyim? Bitireyim. Hemen 10 dakikamız kaldı. Sonuçta tamam diyor, bak buralar ben koruma altında, buralara izin vermem. Tamam. Bu nasıl oluyor? Bütün ilgili kurumlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildiriyor. Onlar da ruhsat verilirken oralara kırmızı işaret koyuyor. Buralara ruhsat verilmiyor. Şimdi ben devletin madenciliğe yasak olmayan bir alanda gittim. Ruhsat aldım. Maden aradım. Madeni keşfettim. Üretime geçeceğim. İşte birileri çıkıyor, benim doğam kirlenecek. Şey olacak. O zaman yatırımcı neye güvenecek? Devlet. Çünkü madenler devletin. Bunu çözmemiz gerekiyor. Madenciliğin partiler üstü ele alınması gerekiyor. Hem yatırımcıyı, hem devleti, hem yöre halkını güvence altına alacak bir sistemi partiler üstü olarak inşa etmemiz gerekiyor. Yoksa yürümez. Bu karmaşayla devam etmez. Türkiye kendi yeraltı kaynaklığını arayamaz, kullanamaz, dışarıdan satın almaya mahkum kalır. Çok özür dilerim. Zeliha Hocam, sizin müsaadenizle buradaki notlardan ben öyle gördüm. O kadar da hoşuma gitti ki, ben çok hayvan severim gerçekten, hayvanlara çok değer veriyorum. Kedi kumunu görünce dayanamadım. Yani kedi kumu çıkıyormuş bayağı bizde, değil mi? Dünyada en çok perlit. Perlit Türkiye çok önemli perlit içerisinde. Bu ne yapar? Üretim. Çocuk bez şeylerde, o altlarına bağladığımız şeylerde onlar kullanılır. Çünkü niye? İçine çeker, dışarı vermez. Çocuk bezinde de var yani. Tabii. Alüminyum silikat bazlıdır. Dışarıya vermez. Benim aklıma çocuk bezi gelmişti az önce. Maden olmayan bir şeydi. Var mı? Makyaj geldi de uzun hikaye onlar. Şimdi hızlı hızlı gidelim. 10 dakika varmış. Şimdi yenilebilir enerji üretimi için hangi madenler? Şu hızlı hızlı bakalım. Şimdi bakın. Rüzgarda. Şimdi Türkiye artık ne oluyor? Bütün dünyadaki gibi yenilebilir enerji üretimine ağırlık vermemiz gerekiyor. Şimdi orada da madensiz olmuyor ki. Yok, orada şimdi düşün, burada alüminyum olmazsa, bakır olmazsa, çelik olmazsa, kobalt olmazsa, molibden olmazsa, karbon olmazsa, iridyum olmazsa bunları yapamayız. Yeterli mi rüzgar enerjisi için? Maalesef bu alanlarda açığımız var. Bakın Türkiye baktığımızda çok ciddi anlamda dışarı para ediyoruz. Maden konusunda. Evet. Şimdi petrole biz 30 milyar dolar ödüyoruz. Doğalgaza 13 milyar dolar geçtik. Altına geçen sene 25 milyar dolar ödedik. 43-20. Şimdi kömüre 4-5 milyar dolar ödüyoruz. Bakıra 3 milyar dolar ödüyoruz. Alüminyuma 3,5 milyar dolar ödüyoruz. 76. 80 milyar. Peki ya kendi kaynaklarımız varken, yerin altında, ambarımızda, hazineler dururken niye dışarıdan bunca dövizi o ülkelere kaptıralım? Devam edelim. Tarım olmazsa tabii ki ne olacağını biliyoruz. Ama madencilik olmazsa... Fabrikalar ne kullanır? Yok, kullanamaz. Bizim çıkardığımız madenleri. Tabii. Yani şimdi eğer fabrikada kullanacağı ham madde, metal, aramal olmazsa fabrika ne yapar? Aç kalır fabrikalar. Fabrikalar aç kalması demek. Bizim aç kalmamız ne demek. Ne buzdolabı üretebilir, ne televizyon olabilir, ne telefon üretir. Hiçbir şey üretemez. Şimdi Türkiye bunların
dışarıdan satın alıyor. Biraz önce milyar dolardan bahsettim. 80 milyar dolar hesapladım. Çok ciddi bir para. Şimdi geçici görüntü kirliliği mi yoksa uzun sağlıklı yaşam mı? İyi proje demişsiniz. Bir de bunun kötüsü var. Şimdi bakın burada asfalt yollar yapıyoruz. Evet. Şimdi toz asfalt olmazsa toz sağlığımız için yapar. Mutlaka bu taş ocaklarını iyi yönetip bunları bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Ve... Ama bir de kötü projeler var. Bundan sonraki slide'da onu göreceğiz. Şimdi biliyorsunuz devletin altyapı projeleri var. İşte yoldur, köprüdür, barajdır. Müteahhitlere diyor ki sen şuradan malzeme alabilirsin. Bu müteahhitlerin de çoğunluğu madencilik bilim ve tekniğine uygun olmayan şekilde oradan malzeme çıkarıyor. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Bakın böyle bir uygulama olmaması lazım. Hiçbir şekilde izin verilmemesi lazım. Bütün bunların faturası da madencilere çıkıyor. Evet işte. Olmaz. 5000 tane böyle devletin altyapı malzeme projeleri için sağdan soldan bakın hemen yolun kenarından almış. Hem de gelişik üzere hiçbir madencilik ve tekne uygulanmadan. Bu kötü projeleri artık dur demek, rehabilitasyonu olmazsa hiçbir projeye. Şimdi bakın Kanada'ya falan gittiğimizde en önemli şey şu, gelişmiş ülkeler diyor ki senin bu madeni çıkaracaksın. Tamam. Daha sonra nasıl terk edeceksin, nasıl rehabilit edeceksin? En önemli olay bu. Eğer ben teslim aldığım sahayı maden bittikten sonra ondan daha güzel veya doğaya uyumlu hale getiremiyorsam o projeye izin verilmemesi lazım. Yani attan düşmeyi öğrenmemiz lazım bilmek için. Yani. Biraz ona benziyor. Önce düşmeyi öğrenmemiz gerekiyor da binmek için ya da motosiklete. Evet. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Evet. Bunlar kayaçların içerisinde mineraller. Bu mineralleri biz bu kayaçlardan ayrıştırıyoruz. Ondan sonra da tekrar bu mineral dediğimiz bakın bakır minerali, bakır, demir, kükürt bir arada. Bunları tekrar birbirinden ayrıştırıyoruz ki öyle kolay şeyler değil. Değil tabii kesin. Bir de siz az önce ne demiştiniz oraya geliyoruz. Diğer slide'a geçelim. Çünkü siz dediniz ya cerrah, onu da söyleyin isterseniz. Şimdi bakın, yer kabuğunun derinliklerini araştırma görevi yer bilimcilerindendir. Yani yer bilimciler, biz doktor ne yapar? Bir hastalığı teşhis etmek için kan alır değil mi? Evet. Ya iğneyle, enjekte şey olur, şırıngayla kan alır, analiz yapar. Biz de bu madenciler, da, bu kan. Aynen bu. Aslında kan gibi. Biz de yer kabuğunun derinlikteki kayaçlardan böyle karot sondajı alırız. Bunu analize göndeririz. Yerin altındaki kayalarda ne kadar bakır ne var, ne kadar altın var, ne kadar kurşun var, onu öğrenmeye çalışırız. Başka şansımız yok. Bulduktan sonra da ne olacak? Yer kabuğunu yani kazma görevi hani maden mühendisliğindir. Biz yer kabuğunun cerrahlarıyız i̇şte ama diyorum, iyi cerrahlar vardır, kötü cerrahlar vardır. Ha, devlet diyecek işte. Ki kötü cerrahlığı yaptırmayacak. Çalıştırmayacak o onu. O kadar. Evet. Diğerine geçelim hemen. Şimdi dışarıdan aldıklarımız. Bakın o sondaj son tarafta. Ha. Sondaj yapılan yer biz beton içerisinde almamış olsak bir hafta sonra gidin orada izini bile bulamazsınız. Hani kan, nasıl kan aldın 5 dakika sonra kapanır ya. Bizim de sondaj yapıp yerin altındaki kayalardan numune aldığınız yeri o deliği betonla kaplamasak bir hafta sonra gidin yerini bulamazsınız. Tabii canım orada yani, toprak gereğini yapar. Evet. Şimdi, işte hadise bu. Türkiye bakın ne yapıyor? Dışarıdan petrol alıyor, doğalgaz alıyor, kömür alıyor, metal olarak bakır alıyor, kurşun alıyor, çinko alıyor, demir alıyor, çelik alıyor, alüminyum alıyor, nikel alıyor, krom alıyor, altın alıyor, gümüş alıyor, gübre ham maddeleri alıyor, alıyor. Bor satıyoruz ama daha yeterli değil. Sattıklarımıza bakıyoruz. Bakın bu aldıklarımız. Tamam. Aldıklarımızın yükte ağır olan. Hafif pahada ağır olanlar. Onlar bunlar. Öbür tarafı ise genellikle yükte ağır ama pahada az değerli olan. Türkiye ne yapması gerekiyor? Tamam hepsi kıymetlidir. Hepsi önemli. Ama enerji ve metal madenciliğinde mutlaka bizim hamle yapmamız gerekiyor. Devam edelim şimdi. Maden neredeyiz biz? Türkiye'nin maden üretimindeyiz. Ona bir bakalım. Geçtim. 680 milyon ton. Yıllık mı bu? Şimdi bu yıllık. Bu aslında pandemi nedeniyle 2019'da biliyorsun biraz şey oldu. Normali bu 750-800 milyon tondur. Yani olması normal gereken? Şimdi şöyle. Türkiye eğer Avrupa'daki gelişmiş ülkeler seviyesinde bir yaşam, bir sanayileşme hamlesi gerçekleştirilecekse bugünkü tükettiğimizin 2-3 katı daha fazla maden tüketmemiz gerekiyor. Üretmemiz lazım. Aynen. Şimdi devam edelim. Burada açık ocak maden işletmesi var. Başta bir kötü örneğe bakalım.
Bir de iyi örnek. Bakın bu kötü bir örnek. Doğaya gelişi güzel müdahale edilmemesi gerekir. Çok kötü. Yani bu tür olayların artık hiçbir şekilde olmaması lazım. Çünkü çevre bizim ortak geleceğimiz. Kimse çevreye gelişi güzel müdahale edememeli. İşte biz deniz salyalarıyla uğraşıyoruz bu ara, farkındayız. Edememeli. Marmara'da. Diğer bakın, iyi örneğe bakalım bir de. Bakın işte demek ki Türkiye'de ne sorunu yaşıyoruz? Sanki bütün madenler kötü örnekmiş gibi sürekli onlar medyada çıkıyor. Çünkü Türkiye'de bakın 1000 tane haber yapılsa 999'u madencilik aleyhtarı. Kötü haber çok yayılır hocam. İyi haberler, iyi projeler hiç şey olmuyor. Sonunda madencilik sektörü itibarsızlaşmaya gidiyor. Bunu önüne geçmemiz lazım. Tam tersine kötü örneklerin yanında iyi örnekleri de göstermemiz lazım. Evet, Türkiye artık iyi örneklerle yoluna devam etmek zorunda. Evet, buyur. Şimdi diğer sektörlerden farkına da bir bakalım hızlı bir şekilde. Sonra önemli diğer noktalara da geleceğiz. Diğer slayta geçelim. Şimdi tabii madenciliğin diğer sektörlerden farkı, yani bir buzdolabı fabrikasını istediğiniz yerde kur ama madenin bulunduğu yerde. Madeni bir santim yerini değiştirme şansım yok. Yapay olarak maden oluşturamıyor muyuz? Hayır, yapay olarak suni bir maden oluşturamaz. Milyonlarca senede oluşuyor. Dolayısıyla hani ağacı tekrar yetiştirebilirsin. Hayvanı tekrar ama madeni de yetiştiremezsin. Milyonlarca sene lazım. Bir de madencilik geçici bir faaliyet. Maden çıkarılır. Dediğim gibi orası tekrar rehabilit edilir. Eskisinden daha güzel hale getirir. Örneğin Bergama'da altın madeni. Şu an gidin görün. Eskisinden daha güzel. Rehabilit edildi. Onun için eski haliyle görmüştüm mesela. Tabii eski halinden daha güzel. Deyince daha daha güzel. Olay bu. İşte doğru örnekler lazım. Aynen. Şimdi binde biri maden çıkarmak için %30 tarım için kullanılıyor. Şimdi Türkiye topraklarında. Türkiye'de baktığımızda rakamlar çok net bir şey. Türkiye'nin yüz ölçümünün %30'u tarım alanı olarak kullanıyor. Peki maden binde biri. Binde birinden, yüz ölçümümüzün binde birinden sanayimizin maden ham madde ihtiyacını karşılıyoruz. Binde biri. Şimdi her yerde işte maden varmış gibi her yer tarlan, bu doğru değil. Rakamlar bu devletin rakamları. Bu neden? Şöyle bir algı yapılıyor. Maden arama ruhsatı, maden işletme ruhsatı, ihalelik sahalar konuyor rakamlar. Ondan sonra bu kadar işte alan madenciliğe kapalı. Bu doğru değil. Maden arama ruhsatıyla maden çıkarılmaz. Maden işletme ruhsatıyla da maden çıkarılmaz. Maden arama ruhsatlarıyla da çıkarılmaz. Maden işletme izni almadan kazmayı vuramayız. Maden işletme izni alıp yani orayı bir fil kazıp maden çıkardığımız alanların toplamı 852 kilometre kare. Yani ülke yüz ölçümünün binde biri. Ha bir de aramaları da biz varmış. Yani sanki maden arama ruhsatı alınca oradan maden çıkıyor. Yok öyle. Örneğin altın için 350 tane arama ruhsatından bir tanesi. Diğer bakır vesaire için 100 tane ruhsattan bir tanesi madene dönüşüyor. Şimdi ben kan örneği aldım ya şu gösterdiğin gibi. Bıraktım gittim. Şimdi geçici bir faaliyet. Şimdi onları sanki orada maden çıkarılacakmış, kazılacakmış maden diye. Maden aramayla maden çıkarma olmaz. Farklı. Bak, maden işletme ruhsatıyla işte da bak, maden çıkarılmaz. Ben bilmiyordum mesela bunu. Hani yani maden ama insanları... Arama, değil mi? Arama evet, deyince direkt evet, bizim aklımızda hemen da Allah'a... Hemen başladılar, işlemler yapıldı. Kazma oldu. Evet. İşte anlatmanız lazım hocam. Işte. Aynen. Anlatmış öğreniyoruz. Hızlı hızlı geçelim. Orman alanlarımızda ne kadarı maden? Ama kullanılmıyor diye biliyorum ben ormanlar. Şimdi şöyle orman, şimdi Türkiye'nin bak, kullanılmıyor. Orman alanlarında şöyle, muhafaza ormanlarında bakın, özel yeni ağaçlandırma şeylerinde, efendim, milli parklarda, gen koruma alanlarında madencilik yaptırılmaz. Yok ya. Yani. Öbür şey olan, bunların dışında olan yerlerde, üzerinde ağaç olmazsa bile orman sayılan alanlar vardır. Toplam tüm maden binde 2.9'u. Yani sanki bütün... Bakın burada bir şey söylemem lazım. Zeliha Hanım, bütün Türkiye'nin bu noktaya işaret ediyorum. Orman Genel Müdürlüğü geçen sene, her sene kesilir ama menajman planlarıyla gençleştirme denir. 28,5 milyon metreküp ormanlardan ağaç kesti. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü ormanları katletti mi? Katletti mi? Hayır. Bütün dünyada odun amaçlı ağaçlar kesilir, gençleştirilir. Kesilmezse o zamanla yaşlanır, işte hastalıklanır, rüzgarlar, donlan, işte karlan devrilir, hiçbir işe yaramaz. Yani şimdi Orman Genel Müdürlüğü, ormanların ayakta tutan kurum, sahibi, her sene kesilir bu.
geçen sene kestiği ağaç miktarı 28,5 milyon metreküp. Yani ormanda ağaç kesilince orman yok olmaz. Kesilen ağacın yerine yenisi yetiştirilir ve nitekim Türkiye orman alanlarını yıllar itibariyle hep arttıran bir ülke. Bizim Marmara'nın ta Hatay'a kadar her taraf yazlık dolu. Zeytinlikleri, ormanların içerisinde yazlık yapıyoruz, evleri otuşturuyoruz. Buralarda bir ay kalırız, iki ay kalırız, hiçbir şey üretmez. Halbuki buralarda madencilik faaliyetleri yasaktır. Zeytin alanlarına 3 kilometre mesafede madencilik veya diğer herhangi bir sanayi yaptırımı yaptırılmaz. Ama her nedense yazlık yapılır. Evet. Bu bir çelişki değil mi yani? Zaten çok kötü gözüküyor. Yani bütün zeytin alanları, efendime söyleyeyim, orman alanlarına bakıyorsun. Yazık. Bütün Marmara, Ege, Antalya, ta Hatay'a kadar yazlık dolu. Zaten hocam biz. Bu bir çelişki Hepimiz değil mi? Hepimiz şikayetçiyiz ondan da. Biz de mutlu değiliz. Yani tabii. Şöyle şeylerden yani. Mutlu değiliz yani. Yani. Neyse. Şimdi gelelim örneklere, hızlı hızlı evet. Geçelim. İyi evet. Kötü örnekleri hızlı hızlı arka arkaya evet. Verelim değil mi? Tabii tabii. Yani. Şimdi burası Kanada. Bu Kanada'da bakın ormanın içerisinde bir kömür madeni. Hı-hı. Öyle değil mi? Ne olacak? Burası kömür çıkarılacak. Daha sonra rehabilit edecek. Eski haline dönecek. Finlandiya'ya bakalım. Diğer örnekleri de çünkü hızlı hızlı geçeceğiz. Bakın burada Amerika Birleşik Devletleri'de evet. Bir kurşun madeni. Yine ormanın içerisinde. Ne olacak? Bu faaliyet bitince burası yine eski haline döndürülecek. Bergama'ya geçelim. Bergama. Bakın burası Bergama altın madeni. Hmm. Bakın. Tamam. Şimdi bu ne oldu? Maden bitti. Rehabilite edildi. Bakın eskisinden daha güzel hale getirdi. Zeytin ağaçları mı? Evet. Zeytin ağaçları değil Zeytin mi? Ağaçları da var. Çam ağaçları da var. İşte eski halini görmüştüm yani. Ben. Hakikaten böyle kuraktı. Yani. Devam edelim diğer örneklere. Burası neresi? Kömür madeni sahası. Bu yine bir Elmalı. Kömür madeni Manisa'da. Hı-hı. Manisa'da. Bakın eski hali yeni haline bakın. Çünkü oradan kömürü çıkarılmış. Yani bakır olsun, kömür olsun. Bütün madenler aynı. Yer kabuğu kazılır. Maden çıkarılır, tekrar orası rehabilit edilerek eski haline veya eskisinden daha güzel hale getirilebilir. Eskişehir'e bakalım. Burası bor madeni, Eskişehir'de bor madeni. Bor madenimiz de aynı şekilde. Ne oluyor? Yer kabuğunu kazıyoruz, bor madenini oradan çıkarıyoruz, daha sonra rehabilit ediyoruz. Bakın yurt dışında da aynı. Amerika'da bir kömür madeni bitmiş, rehabilit tekrar edin. Doğaya kazandırılmış en son olay bu. Michigan'a geçelim, demir madenine. Amerika, Michigan varsa... Son slide. Evet, burada da bir demir madeni mesela. Ne olmuş? Demir çıkarılmış, hı hı. Ekonomiye kazandırılmış, tekrar doğaya kazandırılmış. Yani fotoğrafın bir kısmına bakarak bunu kötü deriz. Ama yan yana koyduğumuz zaman evet, bugün için böyle ama maden bitince, rehabilit edilince eskisi gibi olacak veya daha güzel olacak. Bu olayı bizim güzel örnekleri... Medyamızın hep kötü, bakın yok, hep biz... sürekli maden aleyhtarı programlar yapmıyoruz hocam öyle. Vallahi siz çıkacaksınız. Siz çıkacaksınız, anlatacaksınız yani. Hocam böyle güzel güzel. İnsanlar da anlayacak. Yani çünkü bu dünyaya biz insanlar maalesef kötü davranıyoruz. Madencilikle şimdi alakası bir şey yok daha söyleyeyim. Son sözü olur. Son söz. Hı. Bakın madenciler yerin altındaki kömürü, petrolü, doğalgazı, uranyumu keşfedip bulunduğu yerden çıkarmasaydı dünyada tek bir yeşil ağaç kalır mıydı? Kalmazdı. Neden? İnsanlar ve fabrikalar bak, insanlar ve fabrikalar ısınma ve enerji ihtiyacını karşılamak için en yakındaki ormana gider, o ağaçları keserler. Ha, anladım. Ne oldu? Onlar olmazsa... Biz yerin altındaki kömürü keşfettik, çıkardık. Keşfettiğimiz kadar, çıkardığımız kadar orman yakılmaktan kurtuldu. Öyle değil mi? Aynı şekilde doğalgazı keşfettik, çıkardık. Ne oldu? O yönden olay o zaman madencileri, ormanları katleden gibi algı tamamen yanlış bir algıdır. Evet, anlatın işte hocam. Onun için bu yayınları yapıyoruz. Çünkü biz o petrolü, doğalgazı değil mi? Size ekranları çıkarmasaydı. Bunu anlatacaksınız. O kadar ağaç kesilirdi. İyi işleri göstereceksiniz. Yani. Kötü iş yapanları barındırmayacaksınız. Evet. Bakın. Son cümle. İnsanların... Havasını, suyunu, toprağını kirletmeden bu faaliyet yapılabiliyorsa yapılacak. Yapılamıyorsa hayır. Süper. Şimdi nokta. Tamam. Şimdi hediyelerimizi verelim bunu isterseniz Ece Hanım. Evet. Sadettin Alpan benim hocam. Aynı zamanda da Meta'dan yöneticim. Çok değerli bir üstadımız. Şimdi Türkiye madenciliğinin
belgeselidir. Bunu çok kütüphanenize... Çok teşekkürler. Aynı şekilde bir madenci heykeli. Bu fener bize yer altında aydınlatır. Şimdi ben ne kadar zormuş. Düşünün yani hiç yer altında kömüre girdiniz mi bilmiyorum. Köşe yazısı. Yer altında şöyle 100 metre... Ben 700 metre yerin altında kömür çıkarmış bir insan. 700 metre yerin altında. Kadın madenci olmuyor mu? Var. Var tabii. Sivas'ta bir tane var. Varmış. Bilgilerden var. Gördüm. Yani bizde maden mühendisliği bölümlerinde, jeolojide, jeofizikte yer bilimciler... Yer altına giren mesela değil mi? Tabii. Kadın madenci. Erkek şey yapılır ya düşünür. Güzel bir kadın madenci. Yani, işte. Çok da güzel. Yani bakın maşallah, biz yer altına girdiğimiz zaman kömürde özellikle kömür bembeyaz gireriz, simsiyah çıkarız. Evet. Ama o kömür tozu bizim yani bu insanlığın gelişmesi ihtiyacı için yerin altındaki madeni çıkarıyoruz. Bize biraz saygı duyulması lazım. Saygı duyuyoruz hocam. Kötülere saygı duymuyoruz. Bu da değil mi? Evet. Bu da hocam evet, benim yazdığım Yaşam İçin Maden kitabını hakikaten size harika bir kitap. Ediyorum. Ve o kadar güzel Yaşam İçin Maden kitabı. Hani hiç ilgilenmiyorum diyenin bile ilgilenmemesi mümkün değil. Çok güzel yazılmış. Yani. Bir de sevgili Ömer Halaç'ın anısına evet, tabii. Ömer Halaç İstanbul Altın Rafinesi'nin koyucusu. Biliyorsunuz Afrika'da sivrisinin kurbanı oldu. Maalesef. Genç yaşta çok başarılı. Hayatını kaybetti. Evet. Allah'tan bunu da yad edelim. Evet, yad etmiş olalım. Efendim o zaman size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Devamını bekliyorum o projelerinizin. Amin inşallah. Böyle çok, birlikte güzel evet, seyredeceğim de o film bir çıksın. Sonunu merak ettim. Mutlaka görmeniz lazım. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Yayında yapımda emeği geçen herkese. Çok biz güzel bir program. Sağ ben de bir sürü bilgi sahibi oldum hocamın sayesinde. Sizlerin sayesinde İnci Karaman. Yani madene sevgiler. Götürmemiz lazım. Bakın madeni tozunu yutmadan madenciliğin ne olduğu anlaşılmaz. Görüşmek üzere. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sundu.